şeyi geniş açıdan bir çekiyorsan sen komple diğer tarafı mı çektin? Yok. Başladı mı? Tamam. Leica'nın 1950 modelini tanıtmaya çalışacağım size arkadaşlar. Şu ön tarafta yazar. Cihazın üst kısmı antibakteriyel boyayla kaplanmıştır. Yarı motorize. Bunda 2-3 versiyon var. Full motorizesi var. Bir de vakumlu modeli var. Bu standart yarı motorize olarak geçen bir cihaz. Lamba düğmesi aç kapa. Kilit tuşumuz var burada. Bu kilit tuşumuza basılı tuttuğumuzda yaklaşık 15 saniye kadar saat kısmındaki iki tane led söner ve hiçbir tuş aktif olmaz. Tekrar basılı tuttuğumuzda buradaki iki ledimiz aktif olur ve istediğiniz tuş aktif olmaya başlar şu şekilde. Cihazımız yarı motorize dedik. Işığı yakalım, biraz karanlık. Kesit yaparken bir tane de zincirlik koyduk. Şu ön tarafta iki kısım var. Burası terterle soğutur. Arka kısım sabit 45 derecedir. Şuradaki P'ye bastığınızda bu ön kısım 10 dakika boyunca artı bir 15 derece daha ilave ederek 60 dereceye kadar çıkıyor. 5-60 derece. Hızlı dondurmaya yardımcı oluyor. Cihaz 3 noktadan sabitleyen Leica'nın güzel bir bıçak tutucu işlemi var. Şu şekilde sağa sola soldaki mandalı gevşeterek sağa sola hareket ettiriyorsunuz. Bu mandal çıkıyor bu şekilde. Bazılarında sabit yapmışlar yeni olanlarda. Şurası bıçağı sabitleyen kısım. Bıçağı hareket eden, ettiren şu mekanizmayla bıçağı çıkartıyoruz. Şimdilik kenara alayım. Burası donana kadar. Bu parça da çıkıyor. Şurada bir tane milimiz var. Bu da çıkıyor. Şu şekilde bir aparat. Şurada genelde eskiden bunlar da sabitti. Şuraya bir aparat yapmışlar kırmızı. Bu aparat üzerinde mıknatıs var. Geniş bıçaklarda da kullanabilmek için. Şöyle yerinde sabit kalıyor mıknatıs olduğu için. Temizliği ve yağlanması yapıldıktan sonra şöyle takılıyor. Yerine montajı yapıldı. Bıçağı sabitleyen mandalımız.